Bir öğretmen kütlesi M olan K cismin uzunluğu l olan ipin ucuna bağladıktan sonra sistemi denge konumdan şekildeki gibi ayırıp serbest bırakıyor. Öğrencilerine bu sistemin frekansını nasıl azaltabilirim sorusunu yönelttiğinde aldığı bazı cevaplar aşağıda verilmiştir. Buna göre Kıvanç, Kerem ve Kaan'dan hangileri öğretmenin sorusuna doğru cevap vermiştir diyor. Arkadaşlar bu basit arkadaşlar periyot olmuş 2 πl l bölü g. Bakın şu. İpin uzunluğu ve çekim bağlı cismin kütlesine bağlı değil. Frekans da periyodun tam tersi. O yüzden frekansı nasıl azaltabilirim dediğine göre aslında periyodu nasıl arttırabiliriz diye bakacağız. Bu anlamda ya ipin boyunu arttırmamız lazım ya da çekim daha küçük olduğu yerde bu deneyi tekrarlamak lazım. Bu mantıkla bakacağız. Hadi bakalım ne diyor birinci de kıvanç? İpin uzunu arttırabiliriz diyor. Evet bu olabilir. Birinciyi aldık Kıvanç'ın dediğini Kerem. K cismi yerine kütlesi daha büyük olan bir bağlayabiliriz demiş. O periyot formunu değiştirmiyor. O yüzden Kerem'in dediği doğru olmamış oldu. Attık. 3 kan dediğine diyor. Kar cismini denge konumundan daha az ayırıp serbest bırakabiliriz demiş. Yani aslında şuradaki açıyı artırabiliriz diyor. Bakın formülde açı da yok. Yani genlik de yok. Genliği arttırmış oluyoruz. Açıya da genlik arttırmış oluyoruz. İşte formül olmadığı için ona da bağlı değilmiş periyot frekansımız. Mesela bu anlamda yalnız kıvançtan cevabımız adan olurmuş deriz. Sürtmesi ortamda esneklik sabiti K yayın ucuna bağlı M kütleye cisim denge konumu olan O'dan X kadar çekilerek serbest bırakında T periyodu ile basit hareket yapmaktadır. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Yazalım arkadaşlar periyodumuzun formülü. T eşittir 2 pi M bölü K formülümüz bu. Bakın sadece M ve K'ya bağlı başka bir şeye bağlı değilmiş. 2 pi'miz sabit. M artarsa T artar demiş. Evet ikisi de pay kısmında olduğu için bakın M artarsa T'imiz artar birincisi oldu. K artarsa T artar demiş. Onu kırmızıyla gösterelim. Bakın K arttığında periyot ne yapıyor? Azalıyor. Ters orantı o yüzden ikinciyi attık. X artarsa T artar demiş. Orası genlik olmuş oluyor. Dikkat ederseniz genlik formülde yok arkadaşlar. Genliği artırmak maksimum kuvveti artıracak, maksimum hızı artıracak, maksimum ünveyi artıracak gibi bu anın periyodumuzu değiştirmeyecek. Attık üçüncü cevabımız yalnız birden adan olurmuş. Çekirdek disk o nokta etrafında sabit açı döndürülmekte ve disk diske yapıştırılmış çubuğun gölgesi yatay düzlem üzerinde oluşmaktadır demiş. Buna göre yargının hangileri doğrudur? Bak arkadaşlar şöyle diyoruz. Map kitabı anlatırken de bunun üzerine anlatımını yapıyor. Paralel bir ışık demeti düşürdüğümüzde cismin gölgesini aldığımızda Dyson hareketin iz düşümü basit harmonik hareketi verir diyoruz. Mesela bu dönerken işte bir periyotluk sürede mesela K noktasından daha doğrusu yarım periyotluk sürede K noktasından L noktasından geldiğinde cismimiz daha doğrusu diskimiz o zaman bunun gölgesi de K noktasından L noktasına gelecek. Tamam. O yüzden diyoruz ki ne dairesel hareketin iz düşümü basit harmonik hareketi verir diyoruz. Bu mantıkla bakacağız. bunun gölgesi KL arında basit harmonik hareket yapmaktadır demiş. Doğru. İki çubuğun gölgesinin frekansı diskin frekansına eşittir. Evet periyotları frekansları birbirine eşit olmuş olacak. Doğru oldu. 3. Çubuğun gölgesinin hızı sabittir demiş. Hayır. Basit harmonik harekette zaten tanımı şöyle. Sabit iki noktası da değişken iğmeli hareket. Yani hız büyüklüğü sabit değil. O yüzden çizik sığısı sabit olmayacak. Üçüncüyü attık. Nasıl cevabımız 1 ve 2'den bursa olurmuş deriz. Özdeş şeyler ucuna asılan eşit kale cisimleri denge konumlarından şekilde konumlarına getirildikten sonra aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre kavile cisimleri ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz özdeş yayların ucuna eşit kütleli asılmış. Yani kütle de aynı yaylar da aynı. Periyot formülü yazacak olursak teşhitler 2 pi kare küçesine m bölü k'dan kütle ve yay sahibisine bağlı genliğe bağlı değil. Yani biri denge noktasından x kadar çekilmiş, diğeri 3x kadar çekilmiş. Genlikleri 1'e 3. Fakat genliğe bağlı olmak için periyotlar birbirine ne yapacak? Eşit olacak. Periyotlar eşitse frekanslar da mecburen birbirine eşittir. Bakın ikincide frekanslar eşit demiş. ki doğru olmuş oldu. Bir ne diyor? İlk kez denge konumundan bir miktar aşağıda karşılaşırlar demiş. Yan yana gelirler demiş. Hayır, periyotlar eşit olduğu için bakın k buradan buraya T/4 sürede gelecek denge noktasına. L de bu noktadan denge noktasına T bölü e 4 eşit sürede geliyor. O zaman eşit süre sonra denge noktasından geçerken yan yana gelecekler. Nasıl birincisi yanlış olmuş oldu. 3. Denge noktasından geçerken çizgisi hızları eşit demiş. Denge noktasından geçerken hızları maksimumuz hız oluyor. W çarpı R ile bulunuyor. Dolayısıyla frekanslar birbirine eşit. Şu kısım W aynı olmuş olacak 2 π bölü T'den ya da 2 pi W'nin açılımı 2 πf olmuş oluyor. Frekans eşit çünkü. Öyle değil mi? O zaman açısı hızları eşit. Ama genliği büyük olanın killeğinin o zaman çizgisel hız büyüklüğü, maksimum büyüklüğü daha fazla olacakmış bu anlamda. Hatta doğru orantılıymış. 1'i 3 oranı var diyebiliriz. Ama burada hızları eşit büyükle dediği için yanlış oldu. Cevabımız yalnız 2'den kurs olurmuş deriz. X cismi o merkezi çembersel yörüngede V büyükteki hızda düşey düzenle T periyotlu düzgün çembersel hareketi yapmaktayken paralel ışın demetiyle şekilde ekip aydınlatıldığında cismin gölgesi K'li noktalar arasında basamak hareket yapmaktadır demiş. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar düzgün dairesel hareketin düşeydeki iz düşümü bize basit harmonik hareketi veriyor. Yani burada başlayıp harekette birazdan K'nın üst noktasına buraya geldi. T1 2 süre geçti. Gölgesi de L'den K'ya geliyor. E tekrar bu, bu noktadan başlayıp X noktasına tekrar geldiğinde gölgesi de K'dan L'ye tekrardan gelecek. O yüzden dairesel hareketin iz düşümü bize basit harmonik hareketi verir diyor. Bu mantıkla bakacak olursak ne diyor? Gölgesinin periyodu T'ye kadar olur. Evet. Nasıl ki ders hareket yapan cismin periyodu t'ye kadarsa iz düşümü gölgesinin periyodu da t'ye kadar olacaktır deriz bu anlamda birinciyi aldık. O üstü noktasından geçerken gölgenin hızı v'dir demiş. Bakın şurada çizgisi hız büyüklüğünü v'ye kadar vermiş. Tepe noktasından geçerken yatay hız büyüklüğü v'ye kadar olmuş olacak. İz düşümünü aldığımız zaman bakın gölgesi de burada o zaman ne yapacak? Aynı hız büyüklüğü olan v'ye kadarla hareket etmiş olacak. İki doğru olmuş oldu. 3. Gölge k noktasından o üstü noktasına gelirken yavaşlar demiş. A noktasından o üstü noktasına gelirken merkeze doğru gelirken hızı gitgide artar hatta denge noktası o nokta maksimumuza ulaşır. Ama burada yavaşlardığı için ters oldu hızlanır olmalıydı. Cevabımız bu anlamda 1 ve 2'den Ceyhan olurmuş deriz. önemsel önemsenmediği ortamda basit sarkaç ve yaylı sarkaç denge konumundan ayrılıp serbest bırakılıyor ve salınım yapmaya başlıyor. Buna göre işlemden hangileri yaylı ve basit sarkacın her ikisine periyodunu etkilemez demiş. Arkadaşlar basit sarkacın periyodu t eşittir. 2 πl bölü g ipin boyuna ve çekilmesinin değerine bağlı ucundaki kütleye bağlı değil. Yaylı sarkacın periyodu ise p 2 πm bölü k tam ekliği aklımızda kalı bir kare küçesinde Bu da kütle ve yer sabitine bağlı mı çekilmesine bağlı değilmiş mesela. İkisi de genliklere bağlı değil. Uçlarındaki cismin kütlelerini artırıp salım yaptırmak. Kütleyi artırdığımızda basit sarkacın periyodu değişmez kütleye bağlı değil. Ama yaylı sarkacın periyodu kütleye bağlı. Kütle artınca periyot artar mesela. Bu anlamda birinciyi attık. Yer çekimisini daha büyük oldum. ortama götürdüğümüzde basit sarkıcın periyodu G arttığı için periyot azalır. Ama yaylı sarkıcın periyodu değişmez. Çünkü yer çekimine bağlı değil. O yüzden bu da ikisini birden etkilemez diye söylediği için olmadı. Birini etkilemiş oldu. Salınım genliklerini artırmak. Dikkat ederseniz periyot formüllerinde genlik yok ikisine de. O zaman periyot bu periyot genliğe bağlı olmadığı için ikisini ne yapmayacak? Etkilenmeyecek bu anlamda. Cevabımız yalnız 3'ten bursa olurmuş deriz. Noktasal x sevgisi oluşturulmuş. O noktasına bağlı özdeş iki basit sarkaç şekildeki k ve p noktalarında tutulurken aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Sürtme önemsiz. 3 teta sarkaçların basit hareket hareketi yapacağı kadar küçük bir açıdır demiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar iplerin boyları dikkat ederseniz birbirine eşit. Çünkü o noktasına bağlı özdeş iki sarkaç diyor. Oysa periyot formülü basit sarkacını yazacak olursak 2 pi L bölü G ipin uzunluğuna ve yer bağlı kütleye bağlı değil ya da açıya bağlı değil. O yüzden L'de G'de her ikisi için de eşit olduğu için periyotları birbirine ne yapacak? Bir şey eşit olacakmış X ve Y cisimlerinin. O yüzden periyotları eşitse bakın X de T bölü 4 sürede periyot düşey konuma gelecekler. Bu da T bölü 4'de gelecek. Bu da T bölü 4'de gelecek. O yüzden N noktasına karşılaşırlar deriz. Bir sene sınav sorusu olarak çıkmıştı. Nerede karşılaşırlar diye sormuştu. N noktası mesela gibi. Sarkaçların ucundaki cisimler M noktasına çarpışırlar demiş. Yanlış oldu. Arkadaşlarım ucundaki cisimler N noktasına çarpışırlar doğru oldu. Aynı anda N noktasına gelecekler. Çarpışma anında hemen önce x'in çizgisel hızının büyüklüğü y'inkinden fazladır demiş. çizgisel hız formülü w çarpı r kare eksi x kare n noktasına geldikleri de maksimumuza ulaştıkları için direkt r diyebiliriz. Genliği büyük olan hızı da büyük olacakmış. Bu anlamda ne yapacak? x'in hızı y'in hızından daha büyük olacak çarpışmadan önce. Bu da yanlış olmuş oldu. Pardon x'in çizgisel hızı büyüklüğü y'inkinden fazladır demiş doğru olmuş o. dolayısıyla üçüncüyü de aldık. Cevabımız 2 ve 3'ten edin olurmuş deriz. K cismi şekildeki gibi O noktası etrafında düşey düzlemde düzgün çenmesi hareketli yapıyor. L cismi ile oluşundan basit sarkaç şekil 2'deki basit sarkaç hareketi yapıyor. Buna göre inceliklerin hangisinin büyüklüğü K'nın hareketinde sabit büyüklük değilken L'nin hareketinde değişkendir demiş. Arkadaşlar hız olarak baktığımızda hız büyüklüğü düzgün çenmesi hareketi yaptığı için sabit büyüklük olacak. Tabi hız sabit mi derse hayır sabit değil yönü değiştiği için hız vektörel büyüklük. Ama aşağı dikkat ederseniz büyüklüğü dediği için değil mi? Yöne bakmayacağız oysa sadece büyüklük anlamında bakacağız. Evet dairesel hareket yapan cisim düzgün dairesel hareket yaptığında burada düzgün diye belirtmiş. O yüzden sabit hız büyüklüğü de olacak. Oysa hız büyüklüğü sabit ama ikinciye baktığımızda L'deyken hızımız sıfır serbest bıraktığımızda tam denge noktası olan O noktasından geçerken maksimum hıza ulaşıyor. O anlamda hızımız değişken oldu doğru. Yani bir de düzgün çembesi harekette sabit olurken ikincisinde harmonik hareketle değişken olmuş oldu birinciyi aldık ip gerilmesi demiş. İp gerilmesi burada yatay düzlemde olsaydı sabit olurdu ama düşey düzlem olduğu için sabit olmayacak. Mesela en alt noktadan geçerken ip gerilmesi maksimumken tepe noktasından geçerken minimum olmuş oluyor. Yani değişken oldu. İkincisi de L zaten değişken olmuş oldu. L'den O'ya giderken gitgide artar. Bu anlamda ikisinde de değişken olduğu için almadık. Açısal momentum demiş. Açısal momentum değiştir. m çarpı v çarpı r. Bakın kütle sabit, hız büyüklüğü sabit, r'yi sabit. O zaman birincisi açısal momentum sabit olmuş oldu. Ama ikinciye baktığımızda MVR'ye baktığımızda o noktasına sana düşey konuma gelirken hızı gitgide artıyor. Kütle sabit, yarıçap sabit ama hız arttığı için ne yapacak? Açısal momentum artacakmış. Yani değişken olacakmış. O zaman birincisi sabit, ikinci de değişken oldu. Üçüncüyü de aldık. Cevabımız 1 ve 3'ten Ceyhan olacakmış de